Hanım, kına tepsinizi kim tuttu? Kına tepsimi amcamın eşi yengem tuttu. O getirdi beni. Burada da göreceğiniz üzere üzerimdeki kıyafet var. Evet. Üzerimdeki kıyafetin anısını size kısaca anlatayım. Bir okulda okuyordum ben. Modelistim normalde ben. Orada bitirme projemde bu kıyafeti tasarlayıp kendim dikerek okulumu yüksek bir notla bitirdim. Üzerindeki kıyafet de özellikle bir kıyafet. Tamamen ipektir bu üzerindeki. Evet, el dokuması bunlar. Hepsini İstanbul'da Kapalı Çarşı'dan aldım. Çok güzel. Ve kendim diktim. Ben de el emeğini giymen de çok evet, iyi olmuş. O zaman çok anlamlı. O zamandan beri saklıyorum. Kendi kına gecemde giymek üzere. Onun için bindallı tercih etmedim. Benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Organizasyon tuttuk dediniz. 6000 TL verdiğini söylediniz. Fakat oradaki sandalyeler çok sıradan olmuş. Siz buna bir müdahale etmediniz mi? Evet, ortadaki sandalyeler kaplamalı olmalıydı. Yani o anda ona siz müdahale edemiyorsunuz. Önceden de planlamamıştım. Taht yok muydu mesela? Tahtım vardı ama ortaya getirmediler tahtı. Bir köşede hazırdı taht. Yani ortaya taht alsalarmış daha güzel bir organizasyon olacakmış. Evet. Şimdi tahtı koyduğumuz zaman damat oturamıyor biliyorsunuz ki yanına. Yani benim tahtım tek kişilikti. Keşke öyle bir model seçseydiniz. Evet. Benim tahtım tek kişilik olduğu için bu şekilde ayarladılar. Arzu Hanım, peki ağladınız mı hemen? Ben başta ağlamadım aslında. Ta ki annemi görene kadar. Annem yanıma geldiği zaman ağladım. Kayınvalideniz mi? Evet, elime altını koyan kayınvalidem. Peki ne altın? Hangi altını taktı sorabilir miyim? Bir tane çeyrek altın koydum. Normal. Zaten öyle koyuluyor buralarda, evet. Eşinize kına yakıldı mı? Yakıldığını görüyorum. Aslında ben hiç sevmiyorum erkekte kınayı ama orada yakıldı. Sonra hemen peçeteyle sildik. Normalde ben hiç sevmiyorum kına yakılmasını erkekte. Eşiniz çok gündelik bir kıyafetle gelmiş gibi görünüyor. Ben bunu pek beğenemedim açıkçası. Kızlar, başında da dediğim gibi ben normalde kına gecemde hiç erkek istemiyordum. Normalde eşim de katılmayacaktı zaten. O yüzden hazırlanmadı. Ama sonradan orada gelişen olaylardan dolayı hani katılsın katılmasın oldu. O yüzden hazırlanamadı eşim. O şekilde katıldı. Kına gecesine aslında ben katılmayacaktım. Bizim yöremizde kına gecesine erkeklerin katılması pek uygun bulunmuyor. Ama şöyle bir şey, ben hani ihtiyaç olur diye oradaydım. Daha sonra da normal gömlek ve pantolon giymiştim. Yani öyle özel, yani çıkmayacağımı bildiğim için daha kendimi rahat edebileceğim bir kıyafet giymiştim. Beyaz gömlek, yani normal pantolon giymiştim.